Türk halkının en çok harcama yaptığı tüketim başlıkları üzerine bir araştırma gerçekleştirildi. En fazla harcamayı nereye yaptınız? Tabii ki de kitaplara. Kitaplar çok pahalı. Gıda, giyim. Genelde öyle. Türkiye'de geçtiğimiz yıl hane başına aylık harcama 3406 lira olurken bu rakam bir önceki yıl 3043 lira oldu. En çok harcamanın yapıldığı ilk 5 başlıkta kira ve konut ödemelerine aylık ortalama 858 TL harcama yapılırken, gıda ve alkolsüz içecekleri 665 TL, ulaştırmaya 618 TL, lokanta ve otellere 216 TL, mobilya ve ev eşyasına ise 215 TL harcama yapıldı. Kıyafet herhalde. Başka? Bir de gıda. Hiçbir yere harcamadım. Para yok ki. Bunu harcama her yere yapılıyor ya. Tabii hem gıdaya gidiyor. Başka işte esnaf olduğumuz için sigortadır. Hiçbir yere. Tek yatırımım çocuklarım. Gerçekleştirilen medya analizine göre kira ve konut ödemeleriyle ilgili medyaya yıl boyunca 49.468 basın yansıması tespit edilirken, haberler içerisinde emlak ve kira ödemelerinde yaşanan artışlar geniş yansıma buldu. En fazla harcamayı nereye yaptın? Gıda diyebiliriz. İçme suyuna çok içiyoruz. Çeşmeden içilmiyor çünkü kirli akıyor sular. Mecburen su, mama, bir de benim torun var. Bez. Gıda ile ilgili 131.593, ulaşım ile ilgili ise 59.240 haber yansıması tespit edildi. Sağlıkla ilgili ise medyaya 326.700 haber yansıması çıktığı belirtilirken, harcamanın en az olduğu sağlık, medyanın en çok konuştuğu başlık oldu. Değerli izleyenler, Türkiye İstatistik Kurumu'ndan açıklanan verilere göre Türk halkı bütçesini en fazla %24.8'lik pay ile konut ve kira ödemelerini harcıyor. Biz de Kahramanmaraş halkına sorduk, bakalım en fazla harcamayı onlar hangi alanda değerlendiriyorlar? Ya kirada değiliz şu anda. Evimiz var. Gıda yiyor işte o. Kira konut bana ben ki evim var. Bizim orada çok pahalı. Bir, ikinci yani bir konutta oturan bir insan ayda bir 101 aylık kira. Bunun doğal gazı, bunun elektriği, suyu, kira gideri, diğer harcamalar hariç. Evde olan yiyip içiyoruz. Kirada değilim. Kıyafet de geçen yılkileri giyiyorum çünkü zayıflamaya çalışıyorum, almıyorum. Yani doğruya söylemek gerek.